İşgalci Siyonist terör rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları 7. haftasına girdi. Siyonist terörün Gazze halkına uyguladığı vahşet, katliam ve soykırıma karşı dünya suskun ve sadece seyretmekle yetiniyor. Gazze'de 2,5 milyon insan Siyonist terörün ablukası altında ve her gün yüzlerce kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve yaralı sivil insan tonlarca bomba altında katlediliyor. Soykırım ve savaş suçu işleyen Siyonist terör örgütü İsrail cami, okul, hastane, ambulans, insani yardım araçlarını ve sivil yerleşim yerlerini bombalıyor. Bu saldırılarda gazeteciler, doktorlar, sağlık çalışanları ve insani yardım ekipleri de hedef alınıyor. Vicdan sahibi milletler dünyanın her tarafında bu vahşete karşı ayağa kalksa da İslam ülkelerinin yöneticileri sadece kınamak ile yetinirken Batı ülkeleri ise maddi, siyasi, askeri ve her türlü imkanları ile bu vahşi katliama ve soykırıma destek veriyor. Saldırılığın başladığı 7 Ekim'den bu yana Siyonist terör örgütü İsrail'in saldırılarında Gazze enkaz haline gelmiş durumdadır. Binlerce insanın bedeni halen enkaz altında çıkarılmayı bekliyor. Saldırılarda şehit olan binlerce çocuk ve sivil halkın saldırıların kesintisiz devam etmesinden dolayı cenazesi defnedilemiyor. Morglarda veya açıkta defnedilmeyi bekliyor. Enkaz haline getirilen Gazze'de Siyonist terör örgütü İsrail tarafından su vanaları kapatılmış ve su depoları hedef alınmış. Gıda depoları, un fabrikası ve ekmek fırınları bombalanmış. İlaç tükenmiş, elektrik, internet ve tüm iletişim araçları kesilmiş ve Gazze her türlü temel insani ihtiyaçların tamamından mahrum bırakılmış durumda. Gazze halkı suya, gıdaya ve ilaca ulaşamıyor. Yardımların girişi engelleniyor. Halk artık deniz suyuna bile ulaşamıyor. Gazze'de bir halk topyekün olarak ölüme sürükleniyor. Gazze'de başta bebekler ve çocuklar olmak üzere açlıktan, susuzluktan ve ilaç bulamamaktan dolayı ölümler başlamış durumdadır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bütün hedefi ve maksadı dünya olarak sabahlayan kimsenin Allah'ın nezdinde bir değeri yoktur. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen de onlardan değildir. Müminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta, birbirini korumakta bir vücudun azaları gibidir. Bu vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa düşer olur. Elhamdülillah bizler Müslümanız ve Hz. Muhammed'in ümmeti olmakla iftihar ediyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını tüm benliğimizde hissediyoruz. Onların derdi ve acısı bizim de derdimiz ve acımızdır. Peygamber Efendimizin davetine iman eden tüm anne ve bacılarımızı Gazze'nin derdiyle dertlenmeye çağırıyoruz. Siyonist terör örgütü İsrail sadece Gazze'yi değil vicdanlarımızı ve insanlığımızı da gömmek, yok etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Allah'ın izni ve yardımıyla siz duyarlı hanım kardeşlerimize ve bağırı yanık annelerimize sesleniyoruz. Gelin hep birlikte Gazze'li annelerimizle dayanışma içinde olalım. Gazze'ye anne şefkati olalım. Gazze'li kardeşlerimize, annelerimize, çocuklarımıza şefkat elimizi elini uzatalım. Siz duyarlı ve şefkat kahramanı annelere yeni evlenecek genç kardeşlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda Hindistan'dan Pakistan'a kadar dirayetli ve imanlı kadınlarımız tereddüt etmeden zinet eşyalarını bağışlayıp Türkiye'ye gönderdiler. Bugün bizler de aynı fedakarlığı Gazzeli kardeşlerimiz için yapabiliriz ve yapmak zorundayız. Hayırda, hasenatta ve fedakarlıkta sınır yoktur. Küçük bir yardım da değersiz ve önemsiz görmeyelim. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde fedakarlığımızı yapalım. Şefkat sahibi annelerimize, dirayetli hanım kardeşlerimize ve gençlerimize çağrımız şudur. Her birimiz en azından birer yüzük veya küpemizi Gazze'ye bağışlayalım. Düğünlerimizi daha mütevazi yapalım ve düğünlerimizde vereceğimiz yemeğin, tutacağımız salonun, çalacağımız müziğin bedelini Gazze'de evladı şehit edilmiş annelere ve anne babası şehit edilmiş çocuklara bağışlayalım. Gazze'de çocuklarımız açlıktan, susuzluktan, dermansızlıktan ölmesin. Onlar sahipsiz değiller. Onların kardeşleri olarak bizler varız. Şefkat kahramanı, imanlı hanımlar olarak bu iyiliği ve fedakarlığı yapabiliriz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Sadakalar kendilerini Allah yolunda adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Bakara suresi 273. ayet. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Hadis suresi 18. ayet. Allah yapacağınız yardımları kabul buyursun, bereketlendirsin ve mükafatlandırsın.